Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Intel E5450 Xeon 775 soket. Eski bir anakartla. 8 GB RAM'le ve 750 Ti ile 2 GB'lık. RDR2'nin nasıl çalıştırılabileceğini göstereceğim. Maalesef dosyalar elimde yok ama ben 113 GB'lık torrent dosyasını indirdim, orijinal oyun dosyasını. İçinden çıkan crack değil. Bunun crack versiyon 2 diye bir dosyası var. Onu crackledim. Ve işlemcim eski SSE 4.1 4.2 desteği olmadığı için SSE Fix diye bir küçük böyle 25-30 kB'lık bir de Fix dosyasına indirdim. Bu iki dosyayı indirip oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Şimdi size şuradan gösterebilir miyim acaba? Umarım gösteririm. Bakalım. Şimdi aynen. Crack V2. Fix. Empress Mr. Goldberg diye geçiyor. Gelelim içine. Bunları atıyorsunuz oyunun kurulduğu olduğu yere. Ondan sonra SSE Fix. SSE Fix RDR2 için. Bu da küçük bir dosya. Bunu açıyorum. Bu da eski işlemcilerde SSD desteği olmayan işlemcileri. Bu iki dosya oyunun çalışmasına izin veriyor. Bunları da attıktan sonra eski işlemcilerde çalıştırabiliyorsunuz oyunu. Oyun kurulu olduğu bölgeye atıyorsunuz. Full ekran yapayım. Oyun oldukça güzel bir oyun. Türkçe yamasını yüklemedim. İngilizce oynamaya çalışıyorum. Bu dosyalara internette bulabilirsiniz. Ben internette buldum. YouTube videolarının altında insanlar oralara upload etmiş, paylaşmışlar linklerini. Onun dışında sormak istediğiniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Eski işlemcilerde de çalıştırabilirsiniz ama ne derece verim alırsınız bilmiyorum. Ben size şimdi birazdan ayarlarımı göstereceğim. Ve oyunu oynamasını, nasıl oynadığımı göstereceğim. Eskiden buralarda atıyordu oyundan. Çıkıyordu kendi kendine. Şimdi atma olayı yok. Açılmasını bekliyorum. Oyun açıldı. Hangi ayarlarda oynadığımı da göstereceğim şimdi. Güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gitti.
İnşallah telif hakkı yemeyiz müziklerden. Gördüğünüz gibi şu an. ...280'e 720p'de oynuyorum. V-Sync off'muş, olmuş. Açık açık açık. İnanın bunun ultra olduğundan haberim bile yoktu. Kendi yaptığı ayarlar bunlar. Ayarlarla hiç oynamadım. Mesela Tessellation Qualities Parçacık. Buralar kapalı zaten. Bu şekilde. İsterseniz bir de benchmark testi yapalım. Test yapılıyor mu bakalım. FPS ne çıkacak? E54 50'de stok 3.0 GHz'de oynuyorum. Çok yüksek değil.
Umarım sonuçları gösterir artık. O tekrar başladı. Stop yapalım. Ortalama 27-60. 27-28 FPS alıyorum. Oyunun hikayesini oynamama yetiyor. Kanalı yorum atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.